Ben de bugün de birlikte olduğumuz için mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. İnsan maddi olarak mekanda iken, bilinç olarak mekansızdır. Aynı zamanda hem ezelde hem ebedde bilinç olarak yaşayandır. Hakikiyetin tohumu olan insan, ışık olup ilmi hak eden, tüm zamanların yücelerinin ilmi hak olan bilgisiyle birleşip tekleşen, köklenip yükselleşen insan, semanın sessizliğini kendi diriliğiyle yer kürede seslendiren, kalem olup yazandır. İlmi hak olan bilginin birleşip tekleşip ışık olmasıyla dün ve bugün bir tek yarın olur. O yarın dünün kaydıdır. Bilinç olarak zamansız olan insan an kapısıdır. Bilinci oluşturan ektiğimiz tohumlar ve yaptığımız kayıtlarımızdır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bilinç anı belirler. An kapısı olan insan anda harını yükseltip yoğunlaşarak ulaştığı sonsuz kuyrukta yaratım fonksiyonunu devreye alır ve yaratır. Yaşamı sayfalayan insan yaşamın ilmidir. O ilim ışığı hak eden, yaratılan, yaratan olan insanın ilmidir. İnsanlık ilmi biliştir. Bilişte olup bütünün gücü olan insanın yaşamı sayfalayışı tüm insanlık içindir. Doğal olan insan, doğallığını yaşadığı nispette doğaya uyum sağlar ve hak ettiğince etkiler ve etkilenir. Doğal olanın ve doğanın Kur'an'ı ilimdir. Doğa o ilmi sessizce okur ve gerekeni yapar. Doğal olan ve kendisi ilim olan, yaşayan ve yaşatan olan insan, bilinç olarak yaşam döngüsünün her kademesinde devinen olarak yaşayan ve yaşamsallaştırandır. İşte bu.